Gerçekten Rab yüreğime bu konuda kuvvetli bir şekilde konuştu. Birkaç gün önce bir makale okuyordu, okuyordum ve okurken çok çarpıcı bir istatistiğe, çok çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarına um, sonuçlarını fark ettim ve bir anda Rab konuştu bana. Hatta birkaç ayet gelmeye başladı. Hatta bir şey göstermeye başladı Rabbana. Daha önce hiç düşünmediğim bir şey, bir nevi düşünmediğim bir şeyi bir anda Rabbana göstermeye başladı. Ve oradan da bir mesaj oluştu ve sabah paylaştığım zaman çok çok harika bir bereket oldu insanlara. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Hazır mısınız? Evet. Dediğim gibi bu çok çarpıcı sonuçları açıklayan makaleyi okurken şunu fark ettim ki yani aslında bir kilise pastörü olarak da çok farkında olduğum bir konu aslında. Çünkü sürekli insanlarla ilgileniyoruz ve danışmanlık veriyoruz vesaire. Çeşitli konularda insanın hayatlarında şifaya ihtiyacı oluyor çeşitli durumlarda. E, hayatlarında geldikleri zaman Mesih'e hiç kimse bütün bir şekilde gelmiyor. Hani Me İsa Mesih e iman ettiğim zaman ruhumuz anında kurtuluyor. Yeniden doğuyoruz ama hala canımızın kurtulmaya ihtiyacı var. Ve değişmemiz gerekiyor. Özellikle düşüncelerimizin yenilenmesiyle değişmemiz gerekiyor. Doğal benliğin ölmesi gerekiyor. Doğal benliği nasıl öldüreceğiz? Ruhun denetimi altına getireceğiz. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı'nın sözünü öğrenerek bu söze göre yaşamayı öğreniyoruz. Bir bebek gibi yeniden doğduğumuz zaman anda yetkin insanlar değiliz ve hayatımızda bir süreç başlıyor. Ve o süreç çok önemli. Hatta ee, Pastör Cevdet'le birlikte bundan bir önceki hafta düşünceleri yenilemek konusunda dört programda oluşan bir seri yaptık. Onu da bu hafta siteye koyarlar. Hemen izleyebilirsiniz. Kanal Hayatta bile yayınlanmadan önce. Ama gerçekten çok, çok faydalı bir zaman oldu. Paylaştığımız konu çok önemli bir konuydu. Ve şu bir gerçek yani. Bir insan iman ettiği anda, yeniden doğduğu anda bir süreç başlıyor. Hatta bu dünyada olduğumuz sürece devam eden bir süreç bu. Ve bu sürecin nasıl gittiği de bir de bize bize bağlı. Bakıyorsunuz ki bazı insanlar çok hızlı Rab'de büyüyorlar değil mi? Bazılarına bakıyorsunuz yıllar geçmiş hala aynı değişmiyor, büyümüyor. Neden diye düşünüyorsun. Çünkü sonuçta bu kişinin ne kadar teslim olduğuna, ne kadar alçak yönlü olduğuna, ne kadar değişmek istediğine, ne kadar tövbe Rabbin gösterdiği konularda tövbe ettiğine, ne kadar Rabbin hayatında iyileştirmek istediği, onarmak istediği konularda Rabbin çalışmasına ve ruhun çalışmasına izin verdiğine de bağlı. Mesela bu kardeş kaç kişi yılda 500 vaaz dinliyor? Gerçekten düşünün yani. Yani bazı insanların bir hayat boyu dinlediği vaazı bir yılda dinlemek anlıyorsunuz yani o o o süreç gerçekten önemli ve bir nevi bize bağlı. Ve bu makaleyi okurken şunu vurguluyordu. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre ve istatistiklere göre bir kişinin geleceğinin ve yaşamının olumsuz bir şekilde gelişme olasılığında birinci sırada yer alan faktör kişinin hayatında sağlıklı bir babanın eksik olmasıdır. Bunu fark etmişler. Birçok başka faktör var ama en önde gelen faktör olarak sağlıklı bir aile yapısında büyümeyen, özellikle bir babanın babanın eksikliğinin ne kadar kişiyi etkilediğini ve istatistikler açısından veya olasılık açısından doğal olarak bakacak olursak dünya çapındaki bu ırk, cinsiyet, eğitim seviyesi, e, e, zenginlik seviyesi ya da maddiyat seviyesi ya da uyruk gibi diğer önemli belki aklımıza gelebilecek faktörlerin de üstünde yer alan bir faktör olarak fark edilmiş. Başka bir deyişle bir kişinin yaşam, yaşamda başarısızlığa uğrama oranını tahmin etmek için uzmanların ya da işte dediğimiz gibi kimse bu uzmanlar için en önde gelen unsur babasız kişinin babasız büyümüş olması olarak ortaya çıkıyor bu araştırmada. Ve o anda Rab bana bir şeyler göstermeye başladı. Tabii ki biliyoruz ki. Dünyadaki en harika habere, müjdeye sahibiz. Kutsal kitaba sahibiz. Tanrı'yı babamız olarak tanıyabilme ayrıcalığına sahibiz. Bazen bunun ne, ne olduğunu çok fark edemiyoruz imanlar olarak. Bazı insanlar bunun hala bilincinde olamayabiliyor. İsa Mesih'te kurtuldum diyor ama Tanrı'yı bir baba olarak tanıma konusuna gelince çok büyük eksiklikler yaşıyor insanlar. Hatta aşağıda sıralanan diğer önde gelen unsurlardan daha fazla olarak ırk dediğim gibi cinsiyet eğitim düzeyi maddi düzey ya da uyruk da ön plana çıkıyor bu ve dünya çapında yapılan bu araştırmaya göre tek ebeveynli evde büyümek özellikle son son 50 yılın son 50 60 70 yılın daha da farkındaysak daha da artan bir e, istatistiğine bakacak olursak yani e yine başka bir istatistiğe bakıyordum. Bundan 50 yıl önce... ...kilise içinde boşanma oranı... 5'in altındayken... ...50 yıl sonra neredeyse... dünya ile eşit seviyeye gelmiş boşanma oranları. Yani boşanma da imanlar arasında artık... ...had safhaya gelmiş durumda. Çok büyük yüzdeler... ...yüzde 40, yüzde 45 gibi... ...rakamlar konuşuluyor. İmanlılar, yani Hristiyan arasındaki boşanma... ...oranlarına baktığımız zaman yani... Ve topluma bakıyoruz, dünyanın gidişatına bakıyoruz, o dünyadaki yozlaşmaya bakıyoruz, suç oranının nasıl arttığını görüyoruz, gençlerin hayatındaki sorunları görüyoruz, uyuşturucu, alkol bağımlılığı gibi şeylerin ne kadar hassafya geldiğini fark ediyoruz. Bundan daha 50-60 sene önce sorun olarak bile düşünmeyeceğimiz şeyler çok aşırı ciddi sorun boyutlarında, doğru değil mi? Evet. Ve bu araştırmalar sonucunda fark ettikleri bu, tek ebeveynli evde büyümek, genelde de. Baba olmayan bir evde büyümek ruhsal, fiziksel, duygusal veya finansal başarısızlıkta ilk sırada yer alan unsur olarak ortaya çıkmış. İlgisiz babalar, ihmalkar babalar ya da tamamen eksik olan babalar veya dediğim gibi sağlıklı olmayan, sağlıklı davranmayan babalar bunun kökünde yatan ciddi bir faktör olarak özellikle genç nesile baktıkları zaman genç ve geç, genç yetişkinlerde suç işleme, ahlaksızlık yani ahlaksız yaşama doğru gitmelerinde, bağımlılıklar yani uyuşturucu, alkol, sigara gibi maddeye doğru bağımlılık yoluna gitmelerinde ve ciddi duygusal sorunlar yaşamalarında ortak unsurlar arasında birinci sırada yer alan unsur bir babanın yuvada yeri almaması olarak görünüyor. Aslında bu bizi çok şaşırtmamalı. Dünyanın gidişi hiç iyi değil, toplumun gidişi iyi değil, genç neslin gidişi hiç iyi değil. Baktığımız zaman e, özellikle gençlerde oluşan o asi, isyankar ruh gerçekten aslında içlerinde olan bir aile içi olan bir soruna bir tepki. Çünkü evde sağlıklı bir ortam yoksa evde bir esenlik ve boyun eğme uyum ortamı yoksa tabii ki o çocukların yetiştiği ve vardığı nokta hiç iyi olmuyor. Ve şunu da fark ediyoruz ki kimliklerimizi aslında babalarımızdan alıyoruz. Hatta düşünün soyadımızı bile, soy ismimizi bile babamızdan alıyoruz değil mi? Annelerimizden almıyoruz. Ve Rabbim bana göstermeye başladı. Hatta bana konuşmaya başladı Yusuf hakkında. Birinci olarak İsa Mesih'i düşünelim. İsa bir bakire Bakireye doğdu değil mi? Bakireye bir bakireye doğmuş olsa bile dünyasal bir babaya ihtiyacı olmadan mucizevi bir şekilde Tanrı'nın bir planı doğrultusunda bir bakireye doğmuş olsa bile aile ismini onu evlat edinen babası Yusuf'tan aldı. Hatta İsa nüfus sayımı için Yusuf Meryem'i alıp yanında Nüfusunun kaydı olduğu köye gittiği zaman doğdu ve Yusuf'un adı altına yazıldı. Çünkü İsa Mesih dahi ne kadar göksel babadan gelmiş olsa onu büyütecek bir doğal dünyasal bir babaya ihtiyacı olan bir bebek olarak bu dünyaya geldi hepimiz gibi. Çaresiz bir bebek olarak kendi başına hiçbir şey yapamayacak annesi ve babasını muhtaç olan bir bebek olarak bu dünyaya geldi. Yetişkin olarak göklerden inmedi. İkinci gelişi böyle olacak. Görkemiyle bulutları yararak yeryüzüne ayak basacak ama bir bebek gibi bir ahırda doğdu. Doğru değil mi? Çaresiz bir şekilde, muhtaç bir şekilde dünyaya geldi. Hatırlarsanız Yusuf Meryem'den gizlice ayrılacaktı değil mi? Meryem'in gebe kaldığını öğrenince. Çünkü bu büyük bir skandal yani günümüzde belki o kadar problem olmayabiliyor artık hani evlilik dışı e, ilişkiler ve çocukların doğması daha yaygın ama yani İsa'nın dönemini bir düşünün Musa'nın yasası altında olan bir İsrail toplumunu düşünün insanların taşlanmasını gerektiren bir günahtan söz ediyoruz yani bir bakire evlilik dışı yani bir genç bayan daha doğrusu evlilik dışı hamile kalıyor ve, ve Yusuf Yusuf'un durumunu bir düşünün yani. Yusuf'un durumunu gerçekten bir düşün. Ne kadar zor bir durum onun için. Büyük bir utanç, büyük bir sıkıntı durumu, dışlanacak, yargılanacak, eleştirilecek. Aile fertleri tarafından alacağı tepki, toplumdan alacağı tepki, taşlanıp öldürülebilir. Fuhuş iş yaptın diye taşlanabilir. Büyük bir risk önünde ve gizlice Meryem'den ayrılacaktı nişanlısı Meryem'den. Doğru değil mi? Ama Rab ona konuştu ve yüreğine dokundu. Her türlü zorluğa, utanca, dışlanma riskine rağmen Rab'be itaat etti ve Meryem'e koca ve İsa'ya baba olmayı seçti. Ne nasıl bir onurlu tanrı adamı. Gerçek bir tanrı adamı, gerçek bir koca ve gerçek bir baba. Kendine ait olmayan bir çocuğu evladı olarak aldı ve ona baba olmayı seçti. Ve bu arada da göksel babanın yüreğini bize yansıttı. Bizleri çocukları olarak evlat edinen ve kendi ailesine alan göksel babamızın yüreğini harika bir şekilde Yusuf'ta görüyoruz. Koca olmak ve baba olmak büyük bir sorumluluktur ve sorumluluk gerektiren bir şeydir. Ailenin başı olmak demek, aa ben ailenin başıyım demek değildir. Gerçek anlamda ailenin lideri olmak demek sorumluluk üstlenmek demektir. Çünkü sorumlulukla liderliği birbirine ayıramazsın. Sorumluluk üstlenmek istemeyen kişiler asla lider olamazlar. Ve büyük bir sorumluluk üstlendi ve üstlendiği sorumluluk da ağır bir sorumluluk. Gerçekten ağır bir sorumluluk. Duygusal olarak ağır bir sorumluluk, ruhsal olarak ağır bir sorumluluk, finansal olarak ağır bir sorumluluk. İsa Mesih ne kadar Tanrı'nın oğlu. Yüzde yüz Tanrı olarak yeryüzüne beden almış olsa da yüzde yüz insan olarak beden aldı. Ve yüzde yüz de dünyasal bir Tanrı adamı olan karakterli Tanrı'nın baba yüreğini taşıyan bir babaya ihtiyacı vardı. Gelişebilmek için. Olgunlaşıp yetkinleşebilmek için. Bunu hiç daha önce düşünmemiştim. Yusuf gerçekten bir riski göze aldı ve Meryem'den doğal olarak ayrılacaktı gizlice ama Ta ki Rab ona konuşana kadar Meryem Kutsal Ruh'tan gebe kaldı taşıdığı çocuk Tanrı'nın oğlu ona baba olacaksın onu büyüteceksin sana ihtiyacı var Yusuf seni mesediyorum ve seni çağırıyorum ve sana bir tanrısal sorumluluk veriyorum bu çocuğun sana ihtiyacı var Ben evladımı yeryüzüne gönderdim biricik oğlumu kurtarıcı olarak yeryüzüne gönderdim. Senin eline teslim ediyorum Yusuf. Ona baba olacaksın. Sana ihtiyacı var. Bu sorumluluğu üstlenmen lazım. Onurlu bir adam olarak kendisine ait olmayan İsa'yı evlat edindi ve onu büyüttü. Hatta doğduğu şehir olan Nasır'a'ya döndüğü zaman onu Yusuf'un oğlu İsa olarak tanımıyorlar mıydı? Tanrı'nın oğlu İsa değil. Meryem'in oğlu İsa değil. Yusuf'un oğlu İsa olarak tanıyorlardı. Yusuf onun hayatında önemli bir yere sahipti. Hatta doğduktan sonra Hirodes onu yok etmek istemedi mi çocuğu? Yine bir rüyada Yusuf'a konuştu Tanrı. Hemen eşini ve bebeğini İsa'yı al hemen buradan Mısır'a git. Aileni koruman gerekiyor. İsa'yı koruman gerekiyor. Sana ihtiyacım var. Planımın önemli bir parçasısın Yusuf. Sensiz bunu yapamam. Sana ihtiyacım var. Nasıl yeryüzünde Tanrı'nın çalışabilmesi için insanlara ihtiyacı varsa, aileler için, çocuklar için Tanrı'nın Tanrı adamlarına, erkeklere, onurlu erkeklere ve babalara ve kocalara ihtiyacı var. Sağlıklı kiliseler ancak sağlıklı ailelerden oluşur. Sağlıklı toplumlar ancak sağlıklı ailelerden oluşur. ve sorumluluk üstlenecek. Sorumluluktan kaçmayacak. Rab'den aldığı mesediş ve lütufla gereken yükü kaldıracak itaatkar tanrı adamlarına ihtiyacımız var. Dünyada bunu hızla kaybediyoruz. Nerede o tanrı adamları? Bugün bir meydan okumada bulunacağım buradaki erkeklere. Bizi izleyen erkeklere bir meydan okumada bulunacağım. Çünkü Tanrı'nın bize ihtiyacı var. Tanrı'nın bizim için bir erkek olarak planı var. Bebek yapmak kolay. Baba olmak bambaşka bir şey. Baba olmak demek sorumluluk üstlenmek demek. Baba olmak demek Tanrı'nın lütfuyla başı çekmek demek ve evin başı olmak demek de değil mi? Evin başı olmak demek de aslında o evin sorumluluğunu üstlenmek demek. Amin. Hem evli erkeklere hem de bekar erkeklere bugün seslenmem gerektiğini Rab'den hissettim. Ve ben de kendim için bu meydan okumayı daha da bir üst seviyeye çıkmak için kendim için de bunu aldım. Birazdan dua edeceğiz. İkinci olarak İsa'yı ve düşünelim. İsa yeryüzüne geldi. Yusuf bir baba olmak için çağrıyı aldı ve Tanrı'nın lütfuyla itaat ederek buna soyundu. Amin. İ İkinci olarak İsa kimliğini göksel babasından aldı. Çünkü öyle bir gün geldi ki evden ayrıldı ve çağrısına, görevine adım attı. Hayatı boyunca hazırlandığı görevine 30 yaşında adım attı. Ve her zorlukta ve sıkıntıda, baskıda ve zulümde veya çağrısı, görevi, yetkisi veya hizmeti hakkında sorgulandığında cevabı her zaman neydi? Her zaman babası hakkında konuştu. Hep babasını referans olarak verdi. Ben ve babam biriz dedi. Babamdan ne işitiyorsam onu söylüyorum. Babamdan ne görüyorsam onu yapıyorum. Ben kendi adıma konuşmuyorum dedi. Ben babamın adına konuşuyorum. Kim verdi sana bu yetkiyi? Babam bana bu yetkiyi verdi. Ve hizmeti ve sor, e, görevi hakkında sürekli sorgulandı değil mi? Sürekli zamanın o dinci, gelenekçi yapısı sürekli bir baskı altında, sürekli bir sorgulama var. Kimsin sen? Tanrı'nın oğlu musun? Söyle bize bilmem ne. Sürekli bunu zorluyorlar. Kimsin sen? Kim verdi sana bu yetkiyi? Kimin adıyla bunları yapıyorsun? Sürekli çağrısı sorgulanıyor. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen kimsin günahları bağışlıyorsun? Sen kimsin körlerin gözünü açıyorsun? Nereden çıktın başımıza bela aldın? Yok etmeliyiz bu adamı diye düşünen bu kadar agresif bir yapının ortasında bile böyle bir fırtınanın ortasında bile müthiş esenlikte ve kendinden emin, büyük bir güvenceyle yaşıyor ve yürüyor. Neden? Çünkü babasıyla bir. Çünkü kimliğini babasından alıyor. Kim olduğunu, kim olduğunu çok iyi biliyor kim olduğunu çok iyi biliyor. Şunu fark etmemiz gerekiyor ki aileyi evlilikleri yok etmek için ta bahçeden beri, Adem bahçesinden beri şeytani bir plan var. Tanrı'nın yarattığı insandan nefret eden, kana susamış, Azgın iblis yok etmek için kükreyen bir aslan gibi dolaşıyor bir hırsız. Çalmak, öldürmek, yok etmek bütün planı bu. Aile için bir planı varsa çalmak, öldürmek, yok etmek. Karı koca için bir planı varsa çalmak, öldürmek, yok etmek. Babalar için bir planı varsa çalmak, öldürmek, yok etmek. Çocuklar için bir planı varsa çalmak, öldürmek, yok etmek. Başka bir planı yok. Çalmak, öldürmek, yok etmek. Bunun için çalışıyor. Bunun için birçok şeyi kullanıyor. Dünya sistemini kullanıyor bölmek için çalışıyor. İncitmek için çalışıyor. Gücendirmek için çalışıyor. Ayırmak için çalışıyor. Sürekli yaptığı iş bu. İsyan için çalışıyor. Karışıklık için çalışıyor. Ve başlangıçtan beri iblis babalara karşı da savaş açmıştır. Adem'in bir sorumluluğu vardı. Sorumluluğunu üstlenmediği için bir düşüş yaşandı. Bazen diyoruz ki Havva el, e, e, meyveyi ısırdı. Adem neredeydi? Adem neredeydi? O yılan gelip konuşurken Havva ile Adem neredeydi? Adem neredeydi? Uyuyor muydu acaba bir ağacın altında? Adem Tanrı'nın ona verdiği yetki ve sorumluluğu unuttuğu için bir düşüş yaşandı. Sorumluluktan kaçtığı için belki diyebiliriz bir hata oldu. Ve hala bunun semeresini çekiyoruz. Babalara karşı savaş açmış olan bir iblis var. Erkeklere karşı savaş açmış olan bir iblis var. Ve erkekler olarak çağrımız Tanrı adamları olmak. Yüreği bütün, her şeyle Rabbi seven ve Rabbe tapınan, Ruh, can ve beden olarak yüzde yüz teslim olmuş olan, taviz vermeyen, dünya Tanrı sözünden taviz vermeyen, Tanrı'ya bağlı, sorumluluk üstlenmiş, evin başı olmayı seçmiş, Tanrı'nın ışığı olmayı seçmiş olan karakterli Tanrı adamları olmak için çağrıldık. Kutsal yaşayan, iman dolu, hikmet dolu, kusarulla ve ateşle dolu Tanrı adamları olmak için çağrıldık. Ve biz yerimizi almazsak bir sonraki nesil mahvolacak. Çocuklarımız mahvolacak. Biz yerimizi almazsak kiliselerimiz asla ve asla güçlü olamayacak. Çünkü kendi içinde bölünmüş olan bir ev ayakta duramaz. Ve kilisede Tanrı'nın evi ve Tanrı'nın evinin sağlıklı işleyebilmesi için ilk önce baba Tanrı'nın kilisede yerini alması gerekiyor. Ama baba Tanrı kilisede nasıl yerini alacak? Bunu yüreklerimizde yerini alarak alacak. Baba Tanrı'nın yüreğini dünyaya ve kiliseye kim gösterecek? Baba Tanrı'nın yüreğini taşıyan Tanrı adamları. Yusuf gibi adamlar. Davut gibi adamlar. Halk ilk önce Saul'u seçmişti. Saul boylu postuydu. Dış görünüşü gayet iyiydi. Kral olacak yiğit bir adam gibi görünüyordu. Ama yüreğindeki sorunlardan dolayı düştü. Ondan sonra Tanrı Diyor ki bakın kendi yüreğime göre bir adam arıyorum. Kendi yüreğime göre bir adam arıyorum. Ve bulduğu kim? Bir adam mı? Bir çocuk. Genç. 15-16 yaşlarında bir çocuk. Davut adında. Hatta evine geldiği zaman babası, Davut'un kendi babası bile ona <gülüyor> inanmıyor. <gülüyor> Peygamber Samuel önüne çıkarmadı küçük Davut'u. Diğer boylu postlu oğullarını çıkardı. Davut yok. Nerede? Bir tane daha yok mu? Nasıl bir adamsın sen? Kendi oğlunun geleceğine inanmıyor musun? Tanrı'nın aklına sahip olmayan bir babaydı. Ama Tanrı o genç Davut'u buldu ve mesetti. Hemen pat diye anında adam büyüdü mü? Hayır. Ama zamanla bir süreç içinde müthiş bir Tanrı adamı oldu. Müthiş bir Tanrı adamı oldu. Tanrı'nın yüreğine sahip olan, bir adam olduğu için, bir genç olduğu için büyüdü ve onurlu bir adam oldu. Ama bir gün geldi ki kralların savaşa gitmesi gerektiği zamanda savaşa gitmek yerine sorumluluğunu üstlenmek yerine sarayında kaldı. Erkeklerle gitmesi gerekirken sarayda kadınlarla kaldı ve günaha düştü. Ve ailesinin üzerine bir yargı bir lanet geldi. Bu sorumluluğu üstlenmek önemli bir şey. Dünyanın ve tanrının bize ihtiyacı var. Çünkü aile kavramı yıkılmış durumda. Filmlere bakın rezalet. Rezalet. Sunulan aile kavramı. Hatta artık erkekle erkek, kadınla kadın aile resmi sunuluyor. Okullarda bile bunu öğretmek istiyorlar. Siz İsveç'ten geliyorsunuz. Orada daha da beter. Orada artık pastörler eşcinselliğe karşı vaaz ettiği zaman suçlu bulunuyor, hapse atılıyorlar. O duruma gelmiş olan bir dünya sistemi içindeyiz. Yozlaşmış, çarpıtılmış, yok edilmek isteyen bir resim var. Tanrı'nın aile için bir resmi var ve bu çarpıtılmakta, bu lekelenmekte, bu yok edilmekte. Ve artık bizim gerçek için ayakta durmamız gerekiyor. Aileyi yok etmek için bir plan. Ailenin başına saldırman ve ezmen gerekiyor aileyi yok etmek için. Bu yüzden babalar, erkekler büyük bir hedef. İblisin stratejisi de bu. Babaları denklemden çıkar ve dengeleri boz. Bunu istiyor. Çünkü baba saf dışı kalırsa çocuklar, eşi bunların hepsi kolay yem. Çünkü biz, Tanrı bizi savaşçı olarak yarattı. Tanrı bizi önder olarak yarattı. Erkeklerin yapısında olan bir şey bu. Ama bu kutsal ruhla yöneltilmediği zaman ve Tanrı'nın sözüyle terbiye edilmediği zaman tabii kötü, kötü sonuç verebilecek, agresif bir hale gelebilecek bir şey. Erkekler bayanlara oranla biliyoruz. Daha böyle agresif yapıya sahip. Doğru değil mi? Daha atılımcı. Bizim çünkü içimizde olan bir şey. Biz böyle yaratıldık. Kadınlar daha duygusal, Bizlerse daha mantıksalız. Ve yerimizi almak zorundayız. Ve Tanrı adamları olmak için bir çağrımız var. Ve Tanrı'nın bizden beklentisi var. Erkekler için aileyi korumak, sağlamak, önderlik ve rehberlik etmek bu önemli bir çağrı. Sadece maddi olarak sağlamak değil. Bu da bir sorun. Şimdi bazı bazı Babalar aileyi bırakıyor gidiyor diyor ben çalışacağım aileme para göndereceğim. Çocuklar eşi yıllarca görmüyor babayı. Para sağlıyorum çalışıyorum para gönderiyorum diye düşünüyor. Para gönderdiğim sürece her şey harika bir, şey yaptığını sanıyor. Ama bu yapabileceğini en azı aslında. Yapabileceğin, listenin en sonunda olan bir şey bu. Babanın bundan daha da önemli bir çağrısı var. Birinci olarak sağlaması gereken ruhsal önderlik. Bir nevi babanın görevi o ailenin pastörü olmak, çobanı olmak. En basit birimde çobanlık yapmak. Bu yüzden zaten kutsal kitapta diyor ki kendi ailesine doğru düzgün çobanlık yapamayan kilisede de çobanlık yapmasın. Koşullardan birisi bu ihtiyarlar ve gözetmenler için, doğru değil mi? Eşinin, çocuklarının çocuklarına bakın diyor. Çocukları durumu ne? Çünkü onu yansıtacak bir şekilde. Çocukları isyankarsa o zaman bu gösteriyor ki Tanrı'nın sözü o çocuğa öğretilmiyor evde. İlk önce baba, tabii anne de dahil buna. Çünkü çocukları Tanrı yolunda yürütmek, yetiştirmek için bize bir sorumluluk verildi değil mi? İkinci olarak duygusal ve fiziksel güvence sağlamak. Babanın önemli görevi. Ve son olarak, üçüncü olarak ekleyelim maddi güvence. Bu en azı. Bakın eski antlaşmanın en son ayeti. Eski antlaşmanın en son ayeti. Rab bunu söyledi ve 400 sene boyunca sessiz kaldı. Malaki 4. bölüm ve 6. ayet ne diyor bakın? O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. O dediği kim? İsa Mesih'ten bahsediyor. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Bu büyük bir lanet. Toplumlar ve aileler üzerinde olan bu lanet toplumlar üzerinde büyük bir lanet. Babalarının yüreklerinin çocuklarına, çocuklarının yüreklerine babalarına dönmesi. Bakın Yuhanna 14. bölüme gidelim. Yuhanna 14. bölüm ve 8. ayetten okuyacağım. Bir şeyler alıyor musunuz? Sadece bayanlar elini kaldırdı. <laughs> Ve amin dedi. Erkekler çünkü pardon. Erkekler eyvah diyordu galiba pardon. <gülüyor> 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 Yuhanna 14. bölüme bakıyoruz. 8. ve 14. ayetler arasında. Filipus İsa'ya geliyor. Bundan hemen önce İsa diyor ki yol gerçek yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. Sonra Filipus, ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter, dedi. İsa, Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babam da, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğinden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Şimdi burada ayeti okuduğumuz zaman çoğu zaman bunu bu ayeti ne için kullanırız? Haleluya büyük mucizeler yapacak. Rab aracılığımızda harika işler, doğaüstü belirtiler. Amin. Güçlü bir hizmet. Haleluya amin. Tamam doğru. Ama bunun bağlamı ne? Babayla bir olmak. İlişkiden kaynaklanan bir şey bu ilişkiden kaynaklanıyor. Ve İsa diyor ki ben babaya gidiyorum. Ve ben babaya gideceğim ve İsa'nın, İsa, İsa Mesih'in aslında Rabbin duası başka bir yerde. Yuhanna'da Rabbin duası, dua ediyor. Uzun bir duası var Yuhanna'da. Rabbin, asıl Rabbin duası o. Öbürleri öğrencilerin duası. Öğrenciler sordu nasıl dua edelim diye İsa onlara verdi. O Rabbin duası değil. Yani geleneksel bir zihniyette Rabbin duası. Ey göklerdeki babamız. Rabbin duası değil. O öğrencilerin duası. İsa o duayı öğrencide verdi. Rabbin gerçek duasına bakacak olursan duası ne? Baba senle biz nasıl birsek onlar da seninle bir olsunlar diye dua ediyor. Amin. Amin. Baba ben seni nasıl tanıyorsam, onlar da seni tanısınlar diye dua ediyorum. Sen beni nasıl seviyorsan ve ben seni nasıl seviyorsam onlar da seni öyle sevsin ve senin sevgini benim tattığım kadar tatsınlar diye dua ediyorum baba. Bir olsunlar. İlişki için dua ediyor. İsa Mesih'in gelmesinin, ölmesinin, ölümden dirilip babanın yanına dönmesinin yegane amacı bizim de babayla tanışarak onun sahip olduğu kadar o yakın ve derin ilişkiye sahip olmamız ve bizim de babayla bir olmamız. Ve biz babayla birsek zaten her şey kendini halledecek. Çünkü hayatta yapacağımız her şey, yapacaklarımız, sözlerimiz, hizmetimiz, her şeyimiz o ilişkiden kaynaklanmalı. O ilişki, o pınarın kaynağı gibi, o, o suyun fışkırdığı nokta. İlişki yoksa hizmet de yok. İlişki yoksa yaşam yok. İlişki yoksa evlilik yok, sevgi yok. Olamıyor. Her şeyin o ilişkiden kaynaklanması lazım. Ve o daha büyük işleri de yapacaksak İsa nasıl babasıyla birse, bir değilse bizim de o şekilde bir olmamız gerekiyor. Amin. Diyor ki baba oğulda yücelsin, yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Filipus İsa'dan ona babayı göstermesini istedi. Hala İsa'yı tam olarak tanıyamamıştı. 8. ayette bunu görüyoruz. Çünkü İsa'nın kimliğinin merkezinde babasıyla olan ilişkisi yatıyordu. Öyle yakın bir ilişkiydi ki İsa diyor ki beni gören babayı görmüştür. Evet İsa yeryüzüne babanın bir temsilcisi ya da elçisi olarak geldi doğru. Ve bunu da ifade eden bir söz söylüyor ama bu sadece bir temsilci olmaktan öteye gidiyor. Burada bir benzerlik de söz konusu. Bir ülke başka bir ülkeye bir elçi atayabilir cumhurbaşkanını temsil etmek için ama o elçi cumhurbaşkanına benzemez. Cumhurbaşkanının oğlu değildir. Anlıyor musunuz? Burada İsa sadece bir temsilci bir elçi olarak gelmedi, bir peygamber olarak gelmedi. Babanın özünden biricik oğul olarak geldi. Ve yeryüzünde de babayla o birlik içinde yaşamaya devam etti ve bütün hizmeti, her şeyi ve kimliği güvencesi de ondan kaynaklandı. Burada bir benzerlik söz konusu. İsa temsilcilikten ve elçilikten öteye olan bir ilişkiden bahsediyor. Ben babadayım. Baba bendedir diyor 10. ayette. O sadece babayı temsil etmiyordu. Babayı tanıtıyor. Babayı sunuyor, babayı gösteriyordu. Öyle bir birlik söz konusu ki İsa'nın sözleri ve eylemleri babadan kaynaklanıyordu. İsa babanın aracısı olarak işliyordu ama onda işleyen aslında babaydı. Buna rağmen İsa baba olduğunu söylemiyor. Ben babayım demiyor. Ben oğlum diyor. O babam diyor. Burada da şunu görüyoruz. Müjde kitapları boyunca İsa'nın hem babayla birliği hem de babadan ayrı bir şahıs olarak kendine özgün bir kimliği olduğunu görüyoruz. İsa kimliğini babadan almıştı. Ama aynı zamanda kendine özgün bir kimliği de vardı. Bu kendine özgün kimliği babadan ayrı bir şekilde onunla bir ilişkisi olmadan oluşamazdı. Bundan dolayı da anneler babalar olarak şunu fark etmeliyiz. Bize verilen sorumluluk nedir? Çocuğunu diyor Rabbin yolunda büyüt ki yaşlandığında bu yoldan ayrılmasın. Ama Rabbin yolunda, kendi yolunda değil. Maalesef birçok babanın yaptığı nedir? Çocuğunun kendi istediği gibi olması. Bu ciddi bir sıkıntı, özellikle bizim toplumda yani büyük baskı yaşıyor çocuklar. Babanın özellikle onun için bir vizyonu, bir planı var ve bu bir nevi empoze ediliyor. Sanki çocuk onu yapmazsa başarısız. Babasını, babasını gururlandırması lazım. Ve babasının ondan bir beklentisi var. Ama babalar olarak bizim görevimiz bu değil. Babalar olarak bizim ilk önce göksel babanın yüreğini taşımamız ve göksel babanın o çocuğun hayatında olan isteğinin yerine gelmesi için o çocuğun hayatında etkin olmamız. Sonuçta bizler kahyalarız. Bize verilen çocuklar bize ait değil, Tanrı'ya ait. Bizler sadece yeryüzünde olduğumuz zamanda onların bir nevi kahyaları olarak babalığını ve anneliğini yapıyoruz. Geçici bir zaman için bizim elimizdeler, değil mi? 30 40 50 yıl her neyse bizim elimizdeler. Ama sonsuzluk için onları hazırlamalıyız. Göksel Babaya teslim edebilmek için onları hazırlamalıyız ve Göksel Babayı yansıtmaları için onları hazırlamalıyız. kendi özgün kimliklerinin oluşması için onlara bir bereket olmalıyız. Bizim istediğimiz değil, Tanrı'nın isteği. Onlar da olsun diye. Ve bu da Tanrı'dan işitmeden ve Tanrı'nın o çocuk için sahip olduğu vizyonu görmeden yapamayız. Bir çocuğu nasıl eğitirsin? Annesini babasını eğiterek. Çünkü gerçekten söyleyeyim kötü çocuk diye bir şey yok sadece kötü anne kötü babalar var. Bunun için gerçekten Tanrı'nın önünde çok önemli bir sorumluluğa sahibiz babalar, erkekler. Bakın, şununla bitireyim. Sonra dua edeceğiz. Yeryüzünde Tanrıyı baba olarak tanıtan tek bir inanç var. O da kutsal kitap inancı. Çeşitli dinlere bakın. Tanrı'ya verilen birçok sıfat görürsünüz ve kutsal kitapla örtüşen, kutsal kitapla benzerliği olan çok sıfatlar vardır. Hatta İslamiyet içinde bile Allah'ın 99 adı vardır. Ama o inanca göre Allah'ın hiçbir zaman sahip olamayacağı, hatta sahip olduğunu iddia etmenin de küfür olduğu bir sıfat vardır o da baba olması. Allah hiçbir zaman baba olamaz. O uzaktır, yakın olmaz. Senin içinde olmaz. Ve sen onun içinde olamazsın. Öyle bir ilişki söz konusu değil. Sürekli hoşnut edilmesi, performansla lütfun beğenisinin kazın, kazanılması gereken bir tanrı imajı ortaya sunuluyor. Herhangi bir dine bakın, bütün dinlerdeki gördüğünüz sistem o diğerlerde olan o tanrının asla gerçek anlamda tanıyamayacağın, asla baban olamayacağı sürekli bir e, beklentisi olan, sürekli bir performans bekleyen bir tanrı imajı var. Sürekli kazanman gereken bir sevgi, sürekli hoşnut etme, etmen gereken öfkeli bir tanrı. Öfkesini dindirmek için çaba sarf edeceksin. Performansın iyiyse öfkesi yatışır. Performansının iyi, iyi değilse öfkesi daha da çok alevlenir. Aman aman dikkat et çarpılırsın. Neden? Çünkü insanlar Tanrı'nın baba yüreğini tanımıyor. Çünkü Tanrı'nın baba yüreğini tanımanın tek yolu İsa Mesih. İsa dedi ki benim aracılığım olmadan kimse babaya, Tanrı'ya demedi babaya gelemez. Babaya gelemez. Ve babayı tanıyamaz. Ve babayla bir ilişkisi olamaz. Onu sonsuz bir sevgiyle seven, her şeye rağmen büyük lütufla ve merhametle seven, bereketleyen, her ihtiyacını karşılayan, onu bağrına basan, kucaklayan bir babayla tanışamaz. Ve ilk önce burada bu mesaj sonucunda çıkaracağımız iki şey var. Erkekler için bir meydan okuma var. Erkekler olarak Belki şu anda bir babasınız ama ya da tabii ki baba değilseniz bir gün baba olacaksınız. Baba olmayı istiyorsunuz. Bekarsınız ve evlenmek istiyorsunuz. Tanrı'dan bir eş için dua ediyorsunuz. Harika bir şey. Bir eş bulan diyor iyi bir şey bulmuştur. Ama o eşi bulduğun zaman gerçekten babanın değerini gösterebilecek bir durumda mısın? Bizler ilk önce bütün insanlar olmalıyız. İki yarım bir bütün yapmaz evlilikte. Yüzde elli, yüzde elli ile evlilik olmuyor. İkisi de yüzde yüz vermek zorunda. O evliliğin bütün olabilmesi için. Her iki tarafında Tanrı'da gerçekten karakterli, olgun, bütün yetkinleşmiş bir imana ve karaktere sahip olan bir durumda olması gerekiyor. Çünkü yaralı bereli evlenirsen o yaralar iyicene deşiliyor evlilikte daha da beter oluyor. O yüzden ilk önce bir kere hazır olman lazım. Hazır olduğun zaman zaten Tanrı sana o fırsatı sağlayacaktır. O yüzden öyle bazı bazıları çünkü e, şöyle diyeyim bazıları e, evlenmeye aşık. <laughs> yani, yani görüyorsun bazı insanlar yani, e, e, evlenmek istiyorum. Tamam evlen niye evlenmek istiyorsun? Yani niye? Niye evlenmek istiyorsun? Yani sadece evlenmek için mi evlenmek istiyorsun yoksa Tanrı'nın isteğinde olduğun ve zamanında sana o armağanı verdiği için mi? Anlıyor musun? Bu çok önemli bir şey. Çünkü hazır değilsen sakın evlenmek isteme. Hazır olduğun zaman evlenmek iste. Amin. Evliysen de Rabbin sende çalışmasını iste ki. Amin. Daha da bütün, daha da yetkin bir insan olasın. Bu çok önemli bir şey. Erkekler için Tanrı'nın bir çağrısı var. Babanın yüreğine sahip olmamız. Bu da babayı tanımamız ve babayla bir olmamızı gerektiriyor. Bu da bizden büyük bir adanma gerektiriyor. Bu da bizden tamamen teslim olmamızı gerektiriyor. Bu da bizim gerçek anlamda Tanrı'yla olan ilişkimize çok ciddi olmamızı gerektiriyor. Lay lay lonla olmaz bu. Ciddi anlamda Tanrı adamı olmak demek, karakterli birisi olmak demek, sımsıkı Tanrı'ya bağlanmak, ve her alanda Tanrı'nın bizim içimizde çalışmasını izin vermek ve bizi değiştirmesini istemek. Rab beni beni değiştir, beni hazırla. Senin istediğin, senin yüreğine göre bir Tanrı adamı olmak istiyorum. Bir erkek olarak bizim duamız bu olmalı. Çünkü gerçekten bu erkeklere ihtiyacımız var. Tanrı'nın karakterine sahip erkeklere ihtiyacımız var. İkinci olarak da o hayatımızda olan o baba eksikliğinden dolayı hayatımızda olan çünkü şu bir gerçek hiç kimsenin hiç kimse mükemmel bir yaşam yaşamadı. Bu arada mükemmel evlilik diye bir şey yoktur. Mükemmel bir evlilik olamaz. Her evlilikte sorunlar olacaktır. Yani kusursuz, mükemmel, sorunsuz evlilik diye bir şey yok. Amin. Ama sağlıklı evlilik diye bir şey var sağlıklı olabilmesi için de gayret ve çalışma gerektirir her evlilik. İki tarafında özverili bir şekilde o evliliği Tanrı sözü üzerine bina etmesi için gayretli olması çok önemli. Bir taraf istemezse işler zora giriyor biraz. Bu yüzden Tanrı sözü zaten bizim imansızlarla aynı boyunduruk altına girmememizi söylüyor. Özellikle evlilik konusunda önemli bir şey. Bu yüzden bir imanlı olarak Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Düşünce geldiği anda hemen azarlayın. <laughs> İmansız birisiyle bir evlilik yapmak, birleştirmek gibi bir şey kesinlikle bir Mesih imanlısı için söz konusu olmamalı. Olamaz. Işıkla karanlığın ne paydaşlığı olur. Anlıyor musunuz? Ve tabii ki insanların hayatlarındaki o baba eksikliği olsun ya da tabii ki <laughs> benim babam bugün burada ve çok iyi bir adam olarak hayatında çok önemli bir yeri var ama çok zaman sonra Mesih'teki imana geldiği için anlıyor musunuz? Yani ben küçükten Tanrı sözünü öğrenerek ondan başlamadım. Herkes farklı konumlarda, herkesin hayatında tamamlanması gereken eksikler var. Amin. Baban ya vardı ya yoktu ya da eksikleri vardı ama bir şey oluyor ve Tanrı'yı baba olarak görmek için bir Tanrı'nın bir resmi var ama maalesef dünyasal babanın resmi onun önüne geçiyor birazcık. Ve o resim bulanıklaşıyor, karışıyor. Bu yüzden insanlar Tanrı'yı baba olarak görmekte zorlanıyorlar. Tanrı'ya iman güvenmekte, baba olarak güvenmekte zorlanıyorlar. Gerçekten beni seviyor mu acaba? Çünkü belki dünyasal baban seni hiç sevmedi. Belki yoktu. Belki dünyasal baban hayatında hiç yoktu. Ya da vardı ama Vardı ama yoktu. Belki dünya sabahından bir kere bile seni seviyorum lafını duymadın, sana sarılmadı. Belki seninle konuşmadı. Nasılsın oğlum, nasılsın kızın, ihtiyacın nedir, sana nasıl yardımcı olabilirim? Bunun eksikliğini yaşamış çok insan var. Ama haleluya. Göksel babamız mükemmel olan. Göksel babamız bizi oğulları ve kızları olarak evlat edindi ve bizim hayatımızda her alanında yer almak istiyor. Ondan hiçbir şey gizlememizi istemiyor. Onunla her şeyi paylaşmamızı istiyor. Ondan her şeyi istememizi istiyor. Ona güvenmemizi istiyor. Bizi seviyor. Kusursuz, mükemmel, kayıtsız, şartsız, değişemeyecek, artamayacak, çoğalamayacak. Mükemmel bir sevgiyle bizi seviyor. Ama bunu tadabilmek için o sevgiyi deneyimleyebilmek için vahiye ihtiyacımız var. Anlayabilmemiz gerekiyor. O yüzden bugün inanıyorum ki dua ettiğimiz zaman Rab birçok insanın o gözündeki peçeyi kaldıracak ki babayı gerçekten olduğu gibi görebilirsiniz. Ve bizim isteğimiz bu olmalı. Rab Baba seni tanımak istiyorum. Bana kendini göster. Senin baba yüreğinin sevgisini tatmak istiyorum. Senin baba yüreğini anlamak istiyorum. Senin baba yüreğinin benim içimde çarpmasını istiyorum. Çünkü İsa dedi ki ben babadayım, baba da bende, benim içimde. Bir olmak bu önemli bir şey. Ve inanın ki Rab bugün birçok insanda bir şifa, bir onarma yapacak ve bir süreç başlayacak ki size kendini daha da çok göstersin. Bu yüzden iki, ke iki farklı konuda dua edeceğiz. İlk dua Bugün erkeklere tanrı adamı olmak için karakterli, iman dolu, bilgelik dolu, kutsal ruhla dolu, tanrıyı bütün yüreğiyle, aklıyla, canıyla seven tanrı adamları olmak için bir meydan okuma ve bir çağrı. Burada bulunan erkekler. Kim? Evet ben varım. Ben bu çağrıya cevap veriyorum diye ayağa kalkacak. Hemen, 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 hemen. Öne gelin erkekler, birlikte dua edeceğiz. Öne gelin. Burayı doldurun. Böyle ön tarafı doldurun. Haleluya. Kutsal kitapta çömlekçiden ve topraktan bahsediyor. Çömlekçi toprağı alır ve şekil verir. Çömlekçi Tanrımız. Ve bizleri şekillendirmek istiyor. Tanrı adamları olmak için karakterimizi şekillendirmek istiyor. Düşüncelerimizi şekillendirmek istiyor. Ve bizim için bir çağrı var. Gerçek erkeğin ne olduğunu çarpıtmak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız dünya sisteminde. Gerçek erkeğin değeri de kalmadı artık. Erkekleri paspas gibi ezmek isteyen bir iblis var ve onların karakterini çarpıtıp onları yapıcı değil yok edici bir hale getirmek isteyen bir düşmanımız var. Ama bizler Tanrı'yı tanıyanlar olarak, Tanrı'nın ruhuyla dolu olan imanlılar olarak babanın yüreğini taşımaya karar veriyoruz bu çağrı çok önemli bir çağrı. Amin. Gözlerinizi kapatın lütfen. Ellerinizi Rabb'e kaldırın. Bugün bizim için önemli bir gün. Ben de dahilim buna bu arada kardeşler. Ben de dahilim. Ben varmadım. Ben varmadım. Benim değişmem gerekiyor. Benim büyümem gerekiyor. Benim daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olmam gerekiyor. Ve hepimiz burada Rabbin önündeyiz bugün. Rabb'e teslim, teslim olmuş olan erkekler olarak. Bizim isteğimiz, bizim amacımız. Evliyiz, bekarız. Belki hiç evlenmeyeceğiz. Belki bekar kalacağız. Fark etmez. Fark etmez. Yaşınız genç olur, yaşınız daha ileri olur fark etmez. Bizim çağrımız Tanrı adamları olmak. Bizim çağrımız Tanrı'nın baba yüreğine sahip olmak. Bizim çağrımız kutsal, temiz yaşamak. Bizim çağrımız taviz vermeden Tanrı'nın sözüne göre yaşamak. Dünya böyle erkekleri görmüyor. Çünkü bu erkeği gösterecek olan tek kişi içimiz olan kutsal ruh. Göksel Baba. Göksel Baba. Rab bugün senin önündeyiz. Hayatını sana teslim etmiş olan erkekler olarak senin önündeyiz. Bizde işlemeni, bizde çalışmanı istiyoruz Rab. Sana muhtacız. her türlü riske, her türlü zorluğa karşı sorumluluktan kaçmayacağız. Baskıda, zulümde, zorlukta sorumluluktan kaçan değil, sorumluluk üstlenen, Tanrı'nın lütfuyla ayağa kalkan, dimdik duran Tanrı adamları olmayı seçiyoruz bugün Rab. Buradayız Rab. Bizi kullan. Tanrı'nın karakterine sahip olan liderler olarak ailelerimizde, toplumda, kilisede parlayan ışıklar olarak bu karanlık dünyada, bu çarpık dünyada, bu yozlaşmış dünyada kutsal Tanrı adamları olmak istiyoruz Rab. Kendimizi buna adıyoruz. Rab bizde çalış. Rab bizde çalış daha bizde çalış. Bize bu lütfu ver Rab. Senin lütfunla ancak bunu başarabiliriz. Kendi çabamızla değil. Senin lütfuna ihtiyacımız var. Senin gücüne ihtiyacımız var. Bizi bunun için meshet. Kutsal Messi sadece toplantıda bir mucize olsun diye değil. Daha iyi kocalar, daha iyi babalar olmamız için. Rab bu ihtiyacımız var. Ve sana bunun için teslim oluyoruz bugün baba. Ben dahil hepimiz buna muhtacız. Ve daha üst bir seviyeye çıkmak istiyoruz Rab. Bizde çalış. Hesap vereceğiz. Sorumlu olacağız. Kaçmayacağız. İmanla dimdik duracağız. Teşekkür ediyoruz baba. Bu duayı birlikte tekrar edelim lütfen. Göksel Baba. Senin önündeyim. Sana teslim oluyorum. Ruh, can, beden olarak her şeyimle sana teslim oluyorum. Göksel Baba. Senin yüreğini taşımak istiyorum. Senin karakterine sahip olmak istiyorum beni şekillendir ben de derin bir şekilde işle sana ait olmayan senin yüreğini yansıtmayan her alanda hayatımda çalış beni doldur beni değiştir bir tanrı adamı olmak seni yansıtmak seni göstermek seninle bir olmak istiyorum Bugün teslim oluyorum baba. Sana aitim. Teşekkür ediyorum baba. Ben sende, sen bende yaşa. Bir olalım. Bir olalım. da bakata bariste baristelim ondurum. Ramazan bandi listeri andala la bakat eliste de bodono manaması tiri anda la bakat alabım. Haleluya barande liste te bara kandala Teşekkürler baba. Teşekkürler. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Bugünden itibaren asla aynı olmayacağız Rab. Bizim için olan o çağrına cevap verdik. Ailelerimizin bize ihtiyacı var. Kilisemizin bize ihtiyacı var. Kilisemizin Tanrı adamlarına ihtiyacı var istikrarlı, karakterli, hesap veren, kutsal yaşayan, Tanrı'ya adanmış direklere ihtiyacı var. Kilisenin direkleri, kilisenin sütunları olmamız gerekiyor. Tanrı adamları olarak. Kilisenin sütunlarıyız biz. Rabbin evini ayakta tutan direkleriz biz. Teşekkürler baba. Özel bir lütuf için dua ediyorum. Hepimizin üzerine bugün özel lütfunu istiyorum. Özel lütfunu. Özel bir şekilde bizi meshetmeni istiyorum baba. Bizi güçlendirmeni istiyorum baba. Bizi korumanı istiyorum Rab. Dünyanın kirinden bizi koru. Dünyanın kirinden bizi koru baba. Bize yardım et baba. Marade rişte masamaste liman baba. Çocuklarımızın hatta yüreklerimizi çocuklarımıza çevir baba. Yüreklerimize, eşlerimize çevir baba. Senin sevginle sevebilelim. Her şeye rağmen senin sevginle sevebilelim baba. Dünyanın bize söylediği gibi o sert erkek. <laughs> Öyle çarpıp bir kavramı kabul etmiyoruz Rabbi yumuşak yüreklerle yaşayan Tanrı adamlar olmak istiyoruz. Yumuşak yürekle, sert yürekle değil, sert kafayla değil. Sevmek zayıflık değil, sevmek büyük bir güç. Alçak gönüllü olmak bir zayıflık değil, alçak gönüllü olmak büyük bir güç. Sert erkekler değil, Yumuşak yürekli erkekler olmayı seçiyoruz baba. Senin yüreğini taşımak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz baba. Biz de bu derin işi yapacağın için, başlattığın bu harika işi tamamlayacağın için sana teşekkür ediyoruz. Özellikle Rab, babasız büyümüşler için dua ediyorum. Belki bakıyoruz ve bilmiyoruz nasıl olmamız gerekiyor. Bir erkek olarak nasıl olmamız gerekiyor? Belki iyi bir örneğimiz olmadı. Rab, ama sen bizim örneğimizsin. Sen göster bize. Sen sen bize örnek ol baba. Sen bize örnek ol. Teşekkürler baba. Haleluya. Amin. Haleluya. Rab o harika bir şekilde işliyor burada şu anda. Harika bir şekilde işliyor burada bugün önemli bir karar verdik ve bugün bu sunakta kendimizi Rab'be sunduk. Ve bu harika bir şey. Bu çağrıya cevap veren bütün imanlı erkek kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum ve takdir etmek istiyorum siz. Bu harika bir şey. Bu çok önemli bir şey. Ve Rab diyor ki sizinle gerçekten övünüyorum, gurur duyuyorum. Yani sizin için harika şeyler düşünüyor Tanrı. Çünkü Böyle adamları bulmak çok nadir günümüzde. <laughs> teslim olmak bir zayıflık değil. Teslim olmak asıl gerçek gücün başladığı nokta. Tanrı'nın gücünün başladığı nokta. Bu yüzden bazen erkekler olarak dediğim gibi her şeyi kendi gücümüzle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz öyle yaratıldık. Tanrı'nın Tanrı bizi öyle yarattı. Ama teslim olmak çok önemli. Teslim olmak çok önemli. Amin. Paylaştığım konuda bir baba eksikliği yaşayan ya da Rabbin gerçekten hayatında göksel babayı tanımak, tanımak için derin bir iş yapmasını isteyenler varsa şimdi o kişileri çağırıyorum, dua edeceğim. Belki babasız büyüdünüz ya da baba eksikliğini yaşadınız ama Tanrı sizde gerçekten derin bir şey yapmak istiyor. Gelin, gelin, gelin. Aleluya. Çünkü... Göksel babanız. tabi herkes herkes sadece erkek kadın herkes herkes Haleluya. Çünkü göksel babanızın dışın yani ancak göksel babanızın size vere, verebileceği bir şey bu. Başka kimse bunu yapamaz artık sizin için. Amin. Dua edeceğim sizler için. Rabbin dokunmasını isteyeceğim sizlere, Göksel Baba'nın sizleri kucaklamasını isteyeceğim yanlış kavramları kökünden söküp almasını isteyeceğim. Yanlış resimleri ve kendisini size olduğu gibi göstermesini isteyeceğim. Ben ancak dua edebilirim ama bunu o yapacak ve bu bu harika ve olağanüstü bir şey. Baba, Göksel Baba çok teşekkür ediyoruz bu fırsatın için. Buraya gelen çocuklarına dokunmanı istiyorum. Rab lütfen her yarayı iyileştir. Her hasarı iyileştir, onar. Ve Rab kendini onlara lütfen göster. Sevgini tüm doluluğuyla onlara göster. Kendini, yüreğini, karakterini, niteliklerini, her şeyi onlara göster diye dua ediyorum baba. Seni gerçekten tanıyabilmeleri için. Sevginin tüm doluluğunu eksiksizce tadabilmeleri için dua ediyorum. Her engeli kaldır Rab. Seni görmelerini, seni tanımalarını, seni anlamalarını sebep olan her engeli İsa Mesih'in adıyla kaldır. Kutsal ruh. Babayı göster. Siz de istiyor musunuz duanı? Kutsal ruh. Babayı göster ve dokun. Şifa ver, iyileştir, özgür kıl. Sevgini derin bir şekilde. Sevgini derin bir şekilde baba. Dök, lütfunu dök baba. Lütfunu dök baba. Lütfunu dök baba, 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 kucakla çocuklarını şi barrende lebosa korian dala maka şi Teşekkürler baba, teşekkürler baba. Baba onlara şu anda dokun, dokun Rab. Şifa ver, derin bir iş yap baba. Teşekkürler baba. Teşekkürler baba. Teşekkürler baba, teşekkürler baba. Teşekkürler baba. Teşekkürler baba, dokun. Derin şifa ver baba, derin bir şifa ver, derin bir şekilde iyileştir. Her yarayı iyileştir Rab. Her yarayı iyileştir baba kendini göster her yarayı iyileştir kendini göster baba kendini göster baba sizin içine dua edebilir miyim böyle geçin Rab size dokunmak istiyor İsa Mesih'in adıyla Rab onu kutsar ruhla meshet kutsar ruhla meshet kutsar ruhla meshet baba kutsar ruhla meshet kutsar ruhla meshet Gülbencim gelir misin hayatım? Teşekkürler baba. Kutsarla mesed, kutsarla mesed. baramba deli işte de bahsak antala Teşekkürler baba, teşekkürler baba. Haleluya, 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 haleluya. Ve bağışlıyoruz Ram. Babalarımızı bağışlıyoruz bazılarımızın babalarımızı bağışlaması gerekiyor. İhtiyacımız olduğu zaman da yanımızda olmadılar. Sorumluluklarını yerine getirmediler ve biz zarar gördük. Onları bağışlıyoruz şimdi. Bağışlamamız gerekiyor. Amin. Rabbin eline bırakmamız gerekiyor. Ve artık yani bazılarımız var ki babalarımız yok bile artık. Hayatta bile değiller. Artık bize ihtiyacımızı veremeyecekler. Bunu ancak Tanrı'dan alabiliriz. O ihtiyacı ancak Tanrı. o güvenceyi, o özgüveni ancak göksel babamızın sevgisinden alabiliriz. Ancak göksel babamızın sevgisini alabiliriz. O güvenceyi. Bizi saran kollarının içinde, bizi koruyan kollarının içindeyiz. Kimliğimizi ondan alıyoruz. Kimin ne dediğinin önemi yok. Kim ne yaptı, kim ne yapamadı. Bizim kimliğimiz göksel babamızdan. Amin.